Değerli izleyenler, Yeni Gün hafta sonunun bu bölümünde çok özel bir ismi ağırlıyoruz. Milli Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı bizlerle birlikte. Sümeyye hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Avrupa şampiyonlukların var, dünya şampiyonlukların var. Zaten artık dünyaca ünlü bir sporcusun ve sanatçısın da aynı zamanda. Bize biraz bahseder misin? Yüzmeye nasıl başladın? Ben yüzmeye 5 yaşında annemin teşvikleriyle başlamıştım ve daha sonrasında 4 yıl boyunca özel ders şeklinde devam ettim. Sadece 12 saatte öğrendim ve daha sonrasında da 4 yılın sonunda bir kulübe geçtim, bir yüzme kulübüne. Ve orada şu anki antrenörüm Mehmet Bayrak'la tanıştık. Mehmet Bayrak'la tanıştıktan sonra Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladım. Henüz böyle 11-12 yaşlarındayken ilk ya da ikinci Türkiye şampiyonamda dünya barajını geçtim ve çok uzun zaman hani çok uzun süre çalıştırılarak geçilen bu emekli gerçekten çok emek harcamamız gereken bir barajı bu kadar erken yaşta geçmiş olmak milli takım yetkililerinin dikkatini çekti ve daha sonra milli takım kamplarına katılmaya başladım. Onun sonrasında da yaklaşık 12-13 yaşlarındayken de Almanya ben böyle acele acele geldiğim için birazcık Pazar hiç sabahı rahat seni ol, yordum. rahat ol, evet. Daha sonrasında ilk uluslararası yarışım Almanya Berlin Uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katıldım. Orada 2 gümüş 2 bronz madalyayla milli sporcu oldum. Oraya katılan en küçük sporcuydum o zamanlar ve daha sonrasında bu serüven daha da ilerledi. 2017 senesinde Dünya Şampiyonası'na katıldım. Kürsüyü Salih Safark'la böyle aslında hani o zamanlar kaçırdım diyordum ama şu anda aslında yaklaştım moduyla bakıyorum. Daha farklı bir pencereden değerlendirmek gerektiğini anlıyor insan hani şeyden sonra özellikle olimpiyatlardan sonra. Daha sonrasında işte 2017 senesinde Dünya Şampiyonası'na katılmıştım. Bu dünya şampiyonalarımız dünya serilerinden çok daha farklı. Olimpiyattan sonra katılabileceğimiz en büyük organizasyon ve daha sonrasında o kürsüye o kadar yaklaşmış aslında o zamanlarki değerlendirmelerimle aslında kürsüyü böyle minik bir farkla 0,23 saliseyle kaçırmak beni birazcık daha böyle kamçıladı ve ertesi sene 2015 ay pardon 15 yaşındayken İrlanda Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. Daha sonrasında işte 2019 Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldum ve 2021 aslında 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da Olimpiyat dördüncüsü oldum. Böyle benim özet olarak yüzme kariyerim, yüzme sevrimim bu şekilde. Müthiş. Yani özeti de yani sadece Özeti. madalyaları saysa zaten Özet bayağı bir şey. bayağı sürdü. Benim böyle çok takıldığım Tebrikler. yerler oluyor. Bir kere Sümeyye geldiğin için çok teşekkür ederiz. Çünkü biliyorum ki çok zor kabul ediyorsun bir yerlere. Seninle röportaj yapmak da, konuk almak da senin çok zor. Bir kere peşinden onun teşekkürünü edeyim. Ben teşekkür ederim. 12 saatte yüzme öğrendim diyorsun. 12 saatte. Ondan sonra 15 yaşında ilk işte altın madalyamı kazandım, Avrupa şampiyonu oldum diyorsun. Ama arada bayağı bir yarış da saydın. Ve diyorsun ki şimdi geriye baktım işte onu o kadar saliseyle kaçırdım bunu bu kadar. Yani 13 yaşında 14 yaşında bir çocuğun yani o kadar hızlı bir geliş var ki orada onlarla Evet. nasıl başa çıktın sen yani çok aslında çok zor bir şey. Çünkü o noktaya gelen yani çok rekabetçisin onu biliyorum. Hiç pes etmiyorsun onu biliyorum. Mental hazırlıklar da yapıyorsun ama o zamanlarda yapıyor muydun? Şöyle ben 2019 senesinden sonra mental hazırlığı o zamandan itibaren daha böyle profesyonel bir şekilde yapmaya başladım. Onun öncesinde bu kadar hani 13 yaşında bir çocuğun o kadar çok mental bir hazırlık yapma gibi bir bilinci olmuyor tabii ki. Çoğu spor psikoloğu çalışmaya bile başlamıyor çünkü söyledikleri anlaşılamayacak diye. Sen o noktalarda bayağı tepelerden neredeyse bir alan açtın sen. Senden önce bunları biz konuşmuyorduk, bilmiyorduk. Sen Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonu yüzücüsüsün. Yani ben paralimpik olarak bile kısıtlamaktan çoğu zaman hoşlanmıyorum. Çünkü bir sporcudan ne farkın var ki senin? Değil mi?
Öyle. Biz kendi aramızdayken konuşuyoruz evet. sürekli ama tabii buradayken birazcık daha farklı oluyor. Tabii. Yani o başlamadan önce de yüzmeye aslında yoğun bir öğrencilik hayatım vardı. Resim yaptığını biliyorum. Aha, yani evet, sergiler evet. açıyorsun aslında. Çok da vakti olmayan bir öğrencisin. Şunu merak ediyorum. Seni örnek alacak gençler için. Senin çok mucizevi bir yeteneğin mi vardı yüzmeye? Bu noktalara geldin, bu başarıları kazandın. Yoksa çalışarak, herkes inanarak bu başarıları en azından bir kısmını yapabilirim. Neler söylersin gençlere? Ya öncelikle zaten benim böyle çok aşırı üstün düzeyde bir yüzme yeteneğim vardı diyemem. Buralara aslında ben daha çok çalışarak geldim. Evet, belirli mevcut bir yeteneğim vardı ve ben o yeteneğim için çalıştım. O yeteneğimle birlikte çalıştım ve şu anda da yarışmalarda da o çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Peki sen hem serbest hem sırt üstü hem kelebek dallarında yarışıyorsun. Hangisinde daha çok madalyan var ya da hangisini daha çok seviyorsun? Sırt benim favori branşım. Sırtta daha çok madalyan var. Daha çok madalyan var. Sana Teresa'yı sorabilir miyim? Senin rol modellerinden. Çünkü çok küçük yaşta aslında bir de paralimpik yüzme farklı. Yani sen 15 yaşında olabiliyorsun ama rakibin 40 yaşında olabiliyor yani diğer sporlara. Açık yaş, aynen. Evet, onu bir anlatsana. Önce onu anlattırayım sana, sonra rol modelini soracağım çünkü. Şöyle benim yarıştığım kategoride yaş sınırlaması yok ve ben henüz 15 yaşındayken 40 yaşında, 45 yaşında, ondan sonra 30 yaşında bütün yüzücülerle birlikte yarışıyorsun ve bunlar yılların olimpiyat şampiyonları da olabiliyor. Keza bahsettiğiniz Teresa Perales gibi ve kendisi Michael Phelps'in madalya sayısının rekorunu kırmaya çalışan biri şu anda ve gerçekten kaliteli rakiplerle, gerçekten böyle etik, sporcu etiğine yakışan rakiplerle birlikte çalışmak beni, daha doğrusu yarışmak, rekabet etmek benim için çok çok kıymetli. Yani bunları fark etmen de bizim için çok çok kıymetli. Çünkü sen sadece bir konuya odaklanmış, o konunun peşinden giden bir sporcu değilsin. O konuyu bırakmıyorsun. Sen gerçekten çok özel bir sporcusun. Orası kesin. Hani madalyalarınla, başarılarınla, ama çok da düşünen, üzerine düşünen, konuşan, iyi konuşan. Yani ben sana baktığımda yani böyle yurt dışında dinlemeyi sevdiğim türden bir sporcu, hani ilham veren konuşmacı görüyorum ben Sümeyye'ye yani baktığımda. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani izleyicilerimiz ederim. Tabii ki birlikte. Yani herkes tanıyor seni ama imkanlı olanlar, ben de kesinlikle katılıyorum ve senin katıldığın söyleşileri dinlesinler. O hayat serüvenini bir de senin ağzından dinlemek çok etkileyici. Çok duygulanmıştım ben de senin anlattıklarında. Bu kadar zorlu bir serüvende tabii ki çok çalışmak dedin. Ya başarısızlık demeyeyim ama zorlandığın noktalarda olmuştur. Tabii ki. Biraz o dönemlerden bahseder misin ve ailenden de lütfen biraz bahset, desteklerinden. Şimdi şöyle, ilk sorunuza gelecek olursak, bizim haberlere çıktığımız zamanlar genellikle bir başarı elde ettiğimiz, daha doğrusu tabii başarıyı nasıl nitelendirdiğimizle de alakalı. Çünkü istediğimiz derece aralıklarında, hedeflediğimiz derece aralıklarında kaldığımız zaman aslında zaten bu bir başarı oluyor. Ve aslında bu geçirdiğimiz zor zamanlarımızı da atlatabilmek de aslında sürecin kendisi aslında bir başarı olarak değerlendirilebilir. Ama hani Türkiye'deki mevcut spor kültüründe tabii ki daha çok madalyalarla gündeme geldiğimiz için biz sporcuların sadece madalya aldığı zamanlar gözüküyor. Ama bunun arkasında tabii ki her sporcunun madalya almadığı zamanlar da olabiliyor. Bunu başarısızlık olarak nitelendirmiyorum. Çünkü bu almadığımız madalyalar da, madalya aldıktan sonra mesela işte biz sporcular hep genellikle şunu söylüyoruz. İşte madalya aldıktan sonra tüm acılar unutuluyor. İşte yaşadığın zorluklar unutuluyor. Evet, unutuluyor, çok doğru. Çünkü o madalyayı alamadığın zaman o yarışı kazandığın zaman madalyayı alıyorsun ama madalyayı alamadığın zaman aslında tecrübe alıyorsun. Ve bu tecrübeyi aslında doğru bir şekilde değerlendirebilmek de büyük bir başarı ve o tecrübeyi kullanıp
daha iyi, daha üst düzey yarışlarda daha iyi bir şekilde bunu kullanmak da aslında çok önemli. Evet. Hayat gibi işte, biz de birbirimize evet. hedef koyup mutlu olmaya çalışıyoruz ya, ama işte o yolculukta aslında zamanımız geçiyor, asıl, hayatımız geçiyor. Tabii asıl önemli olan o yolculuk, süreç çok evet. değerli. Sonuç onun sonucu zaten. Sonuç üzerinden geriye dönüp bir şeyleri kurgulayamıyorsun. Ama senin söylediğin şey benim çok sevdiğim bir sözü aklıma getirdi. Bu Amerikalıların tabii spor kültürü hikaye üzerinden ya. Bazen kazanırsın, bazen öğrenirsin der onlar. Evet, evet. Değil evet, mi? Tam evet, senin evet. söylediğin bu. Serena Williams'ındı yanlış olabilir, hatırlamıyorsam. Olabilir. Kazanmak Tanrı'nın hediyesi ise kaybetmek de bir öğretme biçimi diye söylemişti. Kesinlikle. Yani bazen kaybetmek değil o. Öğrenmek. Eğer doğru dersi çıkarırsan. Peki sen o dersler ne senin için? Açıkçası daha çok başına gelmediği için yani. Ya şöyle aslında hani bizim hedeflediğimiz dereceler var ve o derecelerin içerisinde misin, yoksa hani daha iyisini yapabilir miydin? Bunları üzerine oturup çok uzun süre tartışabiliyoruz ve hani bu dereceler üzerinde tartıştığımızda tabii ki bunları antrenörlerimiz daha iyi değerlendiriyor. Yani bu değerlendirmelerini biz de havuzun içerisinde yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki kendimizi havuzun içerisinde ne kadar iyi ifade edebildiğimize göre de değişiyor bu. Tabii ki. Seninle yani, ilgili Olimpiyat Komitesi'nin bir paylaşımı vardı. Onu da hazırladık. Hatta biz de burada bahsetmiştik evet, senden. Evet, Twitter'da görmüştüm evet, onu. Evet, aynen. Buydu. Sen bu hikaye gerçekten öyle mi? Hani bir balığı gördüğün zaman mı bu kararı verdin ya da annenin yönlendirmesine ikna oldun? Ya şimdi şöyle, o zamanlar 5 yaşındaydım ve hani çok aşırı net hatırlamıyorum. Yani ben de haberlerden gördüğüm kadarıyla aslında bir şeyleri hatırlıyorum. Bazen hani ben 5 yaşındayken de gazeteciler vardı. O zamanlar resim bir tık daha, sanat bir tık daha ağırlıktaydı. Ama daha sonrasında milis takıma geçtikten sonra spor daha çok gündemimde oldu. Ve şu anda da hani daha çok bir sporcu olarak anılmayı, şu anki ilgilendiğim konu üzerine konuşmayı daha çok tercih ediyorum. Ben sen sporculuğun bittikten sonra, ki senin branşında işte çok uzun yıllar sürecek bir dalın içindesin, senin Türk sporuna çok faydan olacağına inanıyorum. Dediğim gibi çok farklı vizyonu olan bir kişisin. Terasa'ya geri dönmek istiyorum. O Terasa'dan da bahsetmeni istiyorum. Rakibinden bir rol model çıkardın çünkü, değil mi? Yanılıyor muyum? Yani bizim rakiplerimiz, ondan sonra diğer bütün sporculardan aslında çıkardığımız çok fazla güzel örnek var. Bizim bir sporcuların gördüğümüz iyi yönlerden ders çıkarması gerekiyor. Bunları kendimize edinmemiz gerekiyor ve hani diğer röportajları, diğer sporcuların röportajlarını, ondan sonra yarışma esnasında yaşadığımız tecrübeleri kendimize katmak gerekiyor. Rakiplerden öğrenmek, yeni bir boyut daha geldi. Sadece yarışmak değil. Çok güzel. Sümeyye, bundan sonra neler var hedeflerinde, biraz bahseder misin bize, neler yapacaksın? Tabii şimdi bu senenin sonunda bir dünya şampiyonamız olacak Portekiz'de ve o dünya şampiyonasında ben elimden gelen en iyi, kendi en iyi derecemi, kendi bestimi yapmak istiyorum aslında. Ve bu süreçte aslında öğrendiğim şeylerden biri de en önemlisi kendi winner'ın olabilmek. Çünkü bu süreç kendi yolun ve kendi yolunda aslında diğer sporcularla kıyaslamadan kendi en iyini neler yapabilirsin? Çünkü belki de çok daha iyisini yapacaksın. O yüzden kendi üzerinde bir değerlendirme yapmanın bu süreçte daha doğru olduğunu öğrendim. Ve o yüzden kendi en iyimi yapmak şu anda en büyük hedefim. Ve daha sonrasında 2024 olimpiyatları var. Daha uzun süreçte baktığımız hedeflerde. Ve o 2024 olimpiyatlarında da yine kendi en iyi derecemi yapmak var ve o derecenin de bana bir madalya kazandırmasını umuyorum. Sence başarıyı getiren etmenler nedir diye sormak istiyorum. Çünkü bunu dinleyen
bir sürü çocuk da var, genç de var, sporcu da var. Senin gözünden, çünkü birkaç tanesini söyledin, başarısızlıktan öğrenmek, kaybettiğin zaman öğrenmek dedin, rakiplerin iyi taraflarını adapte etmek dedin, kendi en iyine odaklanmak dedin, uzun vadeli işte Paris 2024'ten bahsettin. Bunun dışında ne sayabilirsin başarıya giden yolda? Ya başarıya giden yolda kesinlikle yani es geçemeyeceğimiz birinci şey düzenli ve disiplinli çalışmak. Biz mesela olimpiyatlardan önce çok disiplinli bir şekilde çalışıyoruz ama bunu uzun vadeli ve düzenli bir şekilde yapabilmek de çok önemli. Bizim çok bu yeni oluşturduğumuz spor düzenini diğer ülkedeki rakiplerimiz yani bizim son diyelim ki işte bizim bu 9 ay boyunca ben mesela 9 ay boyunca eve çok fazla uğrayamadım. Hep şehir dışındaydım, yurt dışındaydım ve sürekli kamplarda, yarışlarda geçti. Evime zaten şu son olimpiyatlardan 2 ay önce Kalesi'ye kadar zaten neredeyse hiç gidemedim ve bu gerçekten çok da zordu. Bu düzeni aslında yurt dışındaki diğer rakiplerimiz bizim son 9 ayda oluşturduğumuz spor düzenini onlar 9 yaşından beri, en az 9 yaşından beri yapıyorlar. Ve hani bunlar 30-40 yaşlarında insanlar. Ben eğer bu düzende bu disiplini sürdürebilirsek ben çok daha başarılı olabileceğime inanıyorum. Yani bütün sporcular için geçerli bu. Çünkü önce bir yeteneğin vardır ve o yeteneği geliştirebilirsin. İstirirsen, onun üzerine çalışırsan yeteneğinde zaten senin üzerine çalışır. Süreyya'cığım, maalesef süremizin sonuna geldik. İyi ki geldin, bizi kırmadın. Başarılarını zaten çok etkileyici ama esas karakteri çok etkileyici. Çok iyi bir kalbin var. Her şeyden önce iyi bir insan, iyi bir birey olmaya çabaladığını, farklı konulara eğildiğini de biliyorum. Tekrar çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli çok sohbeti. Hızlı geçti. Hızlı geçmesi çok hızlı her geçti. Zaman iyi işarettir. Emin olabilirsin. Peki, noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeni gün hafta sonunu iyi pazarlar diliyorum. Hoşça kalın.